İsmail Saymaz, Halk TV.com.tr Afat, depremden 36 saat sonra TSK'dan yardım istedi. Afat, depremin ilk iki gününde değil enkaz kaldırmak viran olmuş şehirlere ulaşamadı bile. Kızılay malum, ahbapla sıkı bir çadır pazarlığına tutuşmuştu. Peki ya Türk Silahlı Kuvvetleri? Mehmetçik İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından gelecek yardım mesajını beklemekteydi. Çünkü TSK'ya toplumsal olaylarda müdahale yetkisi veren Emasya protokolü darbeye zemin hazırladığı iddia edilerek 2010'da kaldırıldı. Yerine Türkiye Afet Müdahale Planı TAMP çıkarıldı. Afet Koordinatörlüğü'nde uygulanan planda TSK, ana çözüm ortağı değil, destek çözüm ortağı olarak konumlandırılıyor. Şöyle düşünün, Ana çözüm ortakları içinde aile ve sosyal politikalarla gıda tarım ve hayvancılık hatta maliye bakanlıkları var. Milli Savunma Bakanlığı yok. Ana çözüm ortağı kabul edilen bakanlık veya kurum isterse TSK sahaya çıkabiliyor. Gerçi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a sorarsanız TSK ilk günden sahadaydı. Merkezi Malatya'da bulunan 2. Ordu ile Hatay'daki 2. Hudut Alay Komutanlığı arama kurtarma çalışmalarına katıldı birkaç uçak, birkaç fırkateyn yola çıktı. Akar, toplam 40 binden fazla asker, uzman ve teknik personelimiz görev yapıyor dedim. Ne var ki 40 bin Mehmetçiğin ne zaman deprem bölgesine gönderildiğini söylemedim. O halde ben açıklayayım. 36 saat sonra. Mesajın tarihi 7 Şubat saat 16.13. Deprem gününe dönelim. Merkez üstü Kahramanmaraş pazarcık olan deprem 6 Şubat'ta saat 4.17'de meydana geldi. AFAD 35 saat 56 dakika sonra TSK'dan yardım istedi. AFAD'dan 7 Şubat'ta saat 16.13'te TSK'ya geçilen hizmete özel mesajda arama kurtarma için personele ihtiyaç duyulduğu belirtilerek şöyle deniyor. Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrasında yapılan çalışmalara destek vermek üzere personele ihtiyaç bulunduğu ve arama kurtarma konusunda uzman gönüllü yeterli sayıda personelin çalışmalara destek vermek amacıyla görevlendirilmesi. Hava kuvvetleri de gecikti. AFAD'ın mesajı TSK tarafından hava, kara ve deniz kuvvetleri komutanlıklarına gönderildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi mesajı aldıktan 5 saat 22 dakika sonra Muharip Hava Kuvvetleri, Hava Eğitim ve Hava Lojistik Komutanlıklarına çok acele şeklindeki öncelik derecesiyle mesaj geçti. 7 Şubat saat 21.35'te iletilen personel görevlendirmesi konulu mesajda şöyle yazıyor. Birlikler tarafından uygun görülen uzman veya gönüllü personelin planlanabileceği, ihtiyaç duyulması halinde lojistik komutanlığı tarafından personel intikalinin sağlanması amacıyla gerekli uçak helikopter planlaması yapılabileceği, planlanan personel tarafından her türlü emniyet kurallarının ön planda tutulması ana ast komutanlıklarla ilgili valilikler ve AFAD arasında koordine yetkisi verildiği, faaliyetlere ilişkin alınan tedbirlerle planlanacak personel listelerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı'na bildirilmesi. Üç gün sonra mı gittiler? Belgesiyle anlattığım üzere AFAD depremin üzerinden 35 saat 56 dakika geçtikten sonra TSK'dan yardım istedi. Hava kuvvetleri de mesaj ulaştıktan 5 saat 22 dakika sonra bağlı komutanlıklarını bilgilendirdi. Bu gecikmenin de neden kaynaklandığı mutlaka araştırılmalı. Toplamda en az 41 saat 18 dakika gecikildi. Hava kuvvetlerinin mesajı 7 Şubat saat 21.35'te yollandığı için gereğini yapmak ertesi güne kaldı. 8 Şubat'ta bütün birliklere yayınlanan emirde deprem felaketi sonrası yapılan çalışmalara uzman veya gönüllü olarak destek vermek üzere personele ihtiyaç duyulduğu hatırlatarak şöyle denildi. Bu kapsamda ilgi mesaj personele tebliğ edilerek doğal afet bölgelerine gönüllü gidecek personel bilgileri ana az komutanlıklar tarafından günlük olarak Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığı'na bildirilecek olup personelin yoklama kaydı, 0079 mazeret izni doğal afet olarak bildirilecektir. Evrin, Kara ve Deniz Kuvvetleri'nde görevli olan HKK personeline de tebliğ edilmesi, gönüllü gidecek olanların Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığı'na bildirilmesi istendi. İddia o ki bu emir 8 Şubat'ta saat 17 sularında personelin eline ulaştı. Dolayısıyla birçok uzman ve gönüllünün 9 Şubat'ta depremin 3. günü bölgeye gittiği öne sürülüyor. TSK'nın bir afet hazırlığı yok. Hava kuvvetlerinin 10 ve 14 Şubat'taki emirlerinde TSK'nın afet için hazırlığının olmadığı, Mehmetçiklerin plansız bir şekilde hareket ettiği anlaşılıyor. 10 Şubat'taki emirde bugüne kadar geçen süreçte elde edilen tecrübeler ışığında bölgeye giden her ferdin çalışma bölgesinde yoğunluğa, iaşe ve barınma konusunda yeni ihtiyaç oluşturabildiği, verimli çalışma yapamayacak fazladan personelin yarar kadar yük oluşturabileceği belirtiliyor. Bu çerçevede AFAD tarafından gelen detay ve özellik içeren taleplere göre ihtiyaca uygun birlik personel görevlendirileceği vurgulanıyor. Gönüllü personel AFAD'ın talebi, planlaması ve koordinesi doğrultusunda bölgeye sevk edilecek deniliyor. Bölgede icra edilen faaliyetlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi adına personelin kendi inisiyatifi doğrultusunda bağımsız, yalnız olarak bölgeye gitmesinin uygun olmayacağı ifade ediliyor. Ordusuna güvenmeyen iktidar AK Parti darbe konusundan ötürü Mehmetçi'yi Türkiye Afet Müdahale Planı'nda ana çözüm ortağı yapmayarak depremin ilk 36 saatinde çağırmayarak belki de binlerce insanı kurtarılabilecekken enkaz altında hayatını kaybetmesine yol açtı. Afat vaktinde yardım talep etseydi, yüz binlerce Mehmetçik cepheye koşar gibi enkazlara koşabilirdi. Kendi ordusuna güvenmeyen bir iktidar vatandaşını enkazdan çıkarabilir mi? Gördük ki çıkaramadı. Aksine enkaz altında kaldı. Kızılay, dayak yiyen kadın çalışanı işten attı. Kızılay, depremden sonra çadır, konserve, eski giysi ticaretiyle hastanelere verdiği kanın satılmasıyla, Başkanı Kerem Kın'ın çelişkili açıklamaları ve sosyal medyadaki ipe sapa gelmez polemiklerle anılıyor. Kınık artık o koltukta oturdukça Kızılay'ın iflah olması çok zor. Bu arada eski defterler de açılıyor elbette. Örneğin H.Ö. adlı genç kadının başına gelenler. HÖ 2016'da Kızılay'da çocuk programları koordinatörlüğünde gençlik çalışanı olarak görev yapmaya başladı. Kızılay'la UNICEF arasındaki bir program kapsamında 2022'de Gaziantep'te mobil çocuk dostu alanından Suriyeli çocuklara yönelik projede çalıştı. HÖ 8 Şubat 2022'de ekip arkadaşı NG'den ağrıyan omzuna masaj yapmasını istedi. NG adlı erkek çalışan HÖ'yü tersledi. İkili arasında söz dalaşı büyüdü. H.Ö'nün iddiasına göre N.G. kendisini tehdit etti, duvara itti ve boğazını çıktı. Canı yanan H.Ö. N.G.'ye hakaret etti. N.G. de kadına tokat attı. Ardından H.Ö.'yü kollarından çekip etkinlik alanına sürükledi. Kadını duvara çarparak koltuğa yatırdı ve üzerine çıktı, boğazına bastırdı. Bu arada sevgilisinin şiddet gördüğünü öğrenen A.T. geldi ve N.G. ile kavga etti. NG ise HÖ'ye masaj yapmayı reddettiği için hakarete maruz kaldığını, beni arabayla bırak, köpek gibi bırakacaksın dediğini ileri sürüyor. Boğazından çekiştirdiği, engel olunca küfrettiğini savunan NG, dayanamayıp tokat attığını kabul ediyor. HÖ'nün saldırganlaştığını, daha fazla hakaret ettiğini anlatan NG, iki tokat daha vurduğunu belirtiyor. HÖ'nün beni dövdü diye haber vermesi üzerine sevgilisi AT'nin geldiğini ve yumrukla saldırıp küfür ettiğini söylüyor. Kızılay, iki çalışanı yüzleştirmek için Ankara'ya çağırdı. Aynı uçağa bilet alındığını öğrenen H.Ö. Hayati tehlikem var, binemem dedi. H.Ö. İstanbul aktarmalı olarak gitmek zorunda kaldı. Konaklama içinde aynı oteli tuttular. Kızılay, şiddet uygulayan N.G. ile birlikte dayak yiyen H.Ö.'yü de işten attı. H.Ö. Kızılay'a dönmek için iade davası açtı. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.